Merhaba, ben Nesibe. Yeşillerinden YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle Balıkesir yöresine ait etli tirit tarifi paylaşıyorum. Altının mis gibi et suyunu çekmiş kıtır ekmeği, üzerinin lime lime eti ve en üstte de mis gibi nohutlu sosuyla bu tarifi çok beğeneceksiniz. Umarım tarifi izlerken keyif alır, beğeni ve yorumlarınızı da benimle paylaşırsınız. Tiritin öncelikle etini hazırlayarak başlayalım. Ben bu tarifi çekerken 5-6 kişi rahatlıkla yetecek kadar tirit yaptım. Siz malzeme miktarını kişi sayısına göre istediğiniz gibi oranlayabilirsiniz. Ben tirit için 4 parça dana boyun kullandım. Yaklaşık 500-600 gram kadar da dana döşten löp et kullandım. Siz isterseniz kuzu etiyle ya da tavuk etiyle de yapabilirsiniz. Siz de eğer et tiriti yapacaksanız kullanacağınız malzemenin yarısı löp et olsun ama yağlı bir et parçası olsun. Diğer yarısı da kemikli ve ilikli bir et parçası olsun. Böyle yarı yarıya kullandığımız zaman, yani kemikli et de kullandığımız zaman kesinlikle tiritin suyu çok daha lezzetli oluyor. Hem de çok besleyici oluyor. Tabii ki boyun ya da dana döş yerine başka parçaları da kullanabilirsiniz. Kemikli etleri oldukları gibi düdüklüye alalım. Löp etimizi de iri iri parçalar halinde doğrayıp onları da düdüklüye alalım. Düdüklüyü ocağa alalım. Ocağın altını en yüksek seviyede açalım ve düdüklünün içerisine etlerin üzerine geçecek kadar kaynar su ekleyelim. Ve etleri düdüklünün kapağını kapatmadan önce bir 5 dakika kadar sıcak suda kaynatalım. Bu sırada etin üzerinde oluşan kefleri mutlaka toplayalım. Aksi takdirde tiritimizin suyu bulanık olur ve tadı da o kadar lezzetli olmaz. Düdüklünün kapağını kapatmadan önce mümkün olduğunca etin kefini toplayalım lütfen. Ve tiritin suyunun daha lezzetli olması için bir tatlı kaşığına yakın tane karabiber, bir tatlı kaşığına yakın tane kişniş ve 2 tane de defne yaprağı ekleyelim. Ve düdüklünün kapağını kapatalım. Önce yüksek ateşte, daha sonra düdüklü sinyal verdikten sonra kısık ateşte etimizi yaklaşık 1-1,5 saat kadar güzelce haşlayalım. Et haşlanırken biz diğer hazırlıkları yapalım. Tiridin tabanı için yarımdan biraz daha fazla Ramazan pidesini gördüğünüz gibi küçük küçük kareler halinde keselim. Ben pide kullandım. Siz isterseniz somun ekmek kullanabilirsiniz. Ya da isterseniz köy yufkası da kullanabilirsiniz. Çünkü Konya gibi bazı yörelerde de tirit köy yufkası ile yapılıyor. O da gerçekten çok lezzetli oluyor. Eğer elinizde köy yufkası varsa onunla da çok muhteşem oluyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Kullandığımız ekmeğin taze olmamasına dikkat edelim. Mümkün olduğunca bayat ekmeği kullanalım. Çünkü o zaman tirit çok daha lezzetli, çok daha güzel oluyor. Bütün ekmeği gördüğünüz gibi küçük küçük kareler halinde kestikten sonra bir fırın tepsisinin içerisine alalım ve fırın tepsisinin her tarafına eşit gelecek şekilde dağıtıp 180 derece fırında ekmeklerimizi kurutalım. Bu aşamayı fırında yapmak yerine isterseniz ocakta bir tava içerisinde de yapabilirsiniz. Yavaş yavaş karıştıra karıştıra da yapabilirsiniz. Ama ben fırında yapmayı daha çok seviyorum. Çünkü o zaman ekmekler çok daha iyi kuruyor. Tirit ekmeğinin iyice kuruması, tiritin lezzetli olması için çok önemli. Lütfen bu aşamayı es geçmeyin. Tirit ekmeğinizi iyice fırında ya da tavada kupkuru olana kadar kurutun. Aksi takdirde yeterince kurumamış bir ekmek kullanırsanız o et suyu ve yemeğin sosuyla birleştiği zaman ne yazık ki hamur olacaktır. Ekmeğin et suyuyla birleştiğinde hamur olmaması, lezzetli bir ekmek olması için ekmeğin iyi kurutulması çok önemli. Biz yemeğin diğer hazırlıklarını yaparken fırında kurumakta olan ekmeği de ara ara karıştırmayı lütfen unutmayın. Ve gelelim tiritin salçalı nohutlu sosuna. Bunun için bir tencereyi ocağa alalım. Ocağı orta seviyede açalım. İçerisine 2 yemek kaşığı tereyağı ekleyelim. 1,5-2 yemek kaşığı kadar domates salçası ekleyelim. 1 yemek kaşığına yakın da biber salçası ekleyelim. Ve tiritin sosunu çok daha lezzetli yapmak için 2-3 diş kadar sarımsağı ezip onu da sosa katalım. Ve salça, sarımsak, tereyağı hepsini bir güzel kavuralım.
Yaklaşık 1-2 dakika kadar kavurduktan sonra, salçanın çiğ kokusu çıktıktan sonra tenceremize 2 su bardağı kadar su alalım ve salçayı suyun içerisinde güzelce açalım. Sosu tamamen pürüzsüz hale gelene kadar karıştıralım. Bütün salçayı tamamen açtıktan sonra 1 su bardağı kadar daha su ekleyelim ve ocağın altını kısık ateşe alıp sosu 15-20 dakika kadar kaynatalım. Sos yeterince kaynayıp artık yoğunlaşmaya başladığında bir kase haşlanmış nohutu sosun içerisine katalım. Damak zevkimize göre tuz ekleyelim. Eğer nohutunuz biraz diri ise bu sosla birlikte biraz daha pişirip daha yumuşamasını sağlayabilirsiniz. Küçük bir kimyon dokunuşu yapalım. Ve çok az kekik ekleyelim. Kimyon, kekik ve sarımsak bu sosu çok daha lezzetli, çok daha güzel yapıyor. Bu arada fırında kızarmakta, kurumakta olan ekmeklerimizi fırından çıkarmayı da unutmayalım. Artık iyice haşlanmış olan etleri büyük bir kabın içerisine alalım. Ve haşlanmış olan etimizin içerisinden kemiklerini dikkatli bir şekilde ayıralım. Kemiklerin içindeki ilik parçalarını da çıkarmayı unutmayalım. Defne yapraklarını da ayıralım. Bütün kemikleri ayırdıktan sonra ister elimizle ister iki çatal yardımıyla etlerimizi didikleyelim. Siz istiyorsanız etleri iyice didikleyebilirsiniz. Ama ben biraz daha bütün parçalı kalan eti sevdiğim için çok aşırı didiklemiyorum. İki çatal yardımıyla hafif dokunuşlar yaparak didikliyorum. Nispeten parçalı etler halinde bırakıyorum. Etin üzerine damak zevkimize göre tuz ve damak zevkimize göre karabiber ekleyip eti şöyle güzel bir karıştıralım. Bir tencerenin üzerine süzgeç alalım ve haşladığımız etin suyunu bu süzgeçte süzelim. Gördüğünüz gibi et suyunun rengi çok güzel. İçerisine tane karabiber, kişniş ve defne yaprağı koyduğumuz için kokusu da mis gibi. Artık bütün ön hazırlıklar tamam. Gördüğünüz gibi ekmek de artık fırında kupkuru oldu. Tirit için kullanmamız gereken ekmek böyle olmalı. Bir peksimet gibi kıtır kıtır olmalı. Aksi takdirde et suyuyla birleşince hamur olur. O zaman da çok lezzetli bir tirit olmaz. Lütfen buna dikkat edelim. Ve artık tiriti sunmak istediğimiz sunum kabında tiritimizi hazırlayabiliriz. Bunun için sıcak olan et suyunun içerisine kıtır kıtır olmuş olan ekmeklerimizi alalım ve yaklaşık 10-15 saniye kadar et suyunun içerisinde çevirelim ve bir süzgeç yardımıyla ekmekleri daha fazla yumuşamadan servis etmek istediğimiz kaba alalım. İstediğimiz miktarda kurutulmuş ekmeği böyle sıcak et suyunun içerisinde 15-20 saniye kadar bekletip alalım. Lütfen 15-20 saniyeden daha fazla bekletmeyin. Aksi takdirde ekmekler çok fazla su çekeceği için çok yumuşarlar ve yine tiridimizin tadı o kadar da güzel olmaz. Islatılmış ekmeklerin üzerine yoğurt dökelim. Siz isterseniz sarımsaklı yoğurt da kullanabilirsiniz. Ama benim çocuklarım bu yemekte sarımsaklı yoğurdu o kadar sevmedikleri için ben sarımsaklı yoğurt değil düz yoğurt kullandım. Sarımsaklı yoğurtla da gayet güzel oluyor. Deneyebilirsiniz. Ekmeklerin her tarafına yoğurttan döktükten sonra didiklemiş olduğumuz etten bol bol yoğurdun üzerine koyalım. İstiyorsanız kaşıkla koyabilirsiniz. Ama ben tiritin bu kısmında elimle et koymayı çok seviyorum. Ve bol bol eti de koyduktan sonra üzerine hazırlamış olduğumuz nohutlu sostan koyalım. Önce nohutundan bol bol koyalım ve sonra salçalı sosundan da güzelce tiritin her tarafına gezdirelim. Bu sos da baharatıyla sarımsağıyla çok lezzetli bir sos. Tiritin her tarafına bu sostan da gezdirdikten sonra İnce ince doğradığımız bir tutam maydanozu tiritin üzerine dökelim. Ve tiritin üzerine son olarak tereyağında kızdırılmış nane dökelim. Ve böylece tiritin servisini tamamlamış olalım. Ben bu videoyu çekerken ortaya büyük boy hazırladım.
Ama daha önceki çekimlerimde porsiyonluk da hazırlamıştım. İstiyorsanız siz porsiyonluk da yapabilirsiniz. Ve tiriti gönlümüzce servis edelim. Umarım bu tarifi beğenmişsinizdir ve siz de evlerinizde dener, sevdiklerinizle birlikte afiyetle yersiniz. Beğeni ve yorumlarınızı da benimle paylaşırsanız beni çok mutlu edersiniz. Emeğimi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu lezzeti başkalarının görmesini istiyorsanız tarifimin linkini paylaşmayı, mutfağımda pişen diğer lezzetlerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayın. Başka tariflerde buluşmak üzere sevdiklerinizle birlikte afiyette kalın.